Hepinize merhaba. Bu videoda günlük hayattaki bir günüme sizleri de dahil etmek istedim. Uyandıktan sonra kişisel ihtiyaçlarımı karşılayıp üstümü giyinmeye geliyorum. Ve burada size pijamamı gösteriyorum. Bence çok tatlı. Üstüme böyle rahat bir şeyler giyiniyorum. Çünkü yorucu bir gün olacak benim için. Günlük hayatta yatağımı hiç toplamadığım için burada da toplamadım. Ve kendime kahve almaya gidiyorum koşturarak. Her sabah gerçekten kahve içiyorum. Hoşuma gidiyor ve günlük hayatımda da kahveyi çok tüketiyorum. Bir günde 3-4 fincan kahve içtiğim oluyor. Burada da o yüzden kendime kahve hazırlıyorum. Kahvemi hazırladıktan sonra işlerimi yapmak için odama gidiyorum. Bu videoda size yaptığım işten de birazcık bahsedeceğim. Hem de birlikte kargolama da yapacağız. Ama onun öncesinde çalışma alanlarımı göstermek istiyorum. Bu masada tamamen siparişlerimi oluşturuyorum ya da işte tasarımlarımı yapıyorum. Burayı iş amaçlı kullanıyorum. Daha sonra bir de burada küçük bir masam var. Bunu da YouTube'a video çekmek için, çizimler yapmak için ya da kendim günlük hayatta derslerimi, ödevlerimi, çizimlerimi yapmak için kullanıyorum. Evden çalıştığım için yani burası aslında benim çalışma alanım olmuş oluyor. Şimdi size çalışma masamı gezdireceğim ve bu şekilde tasarımlarımı göstereceğim. Böyle bez çantaları tasarımlar yapıyorum. Çok sevildi. Ben de çok seviyorum. Sizin de bakmanızı tavsiye ederim. Daha sonra burada bu şekilde çantaları yaparken kullandığım kalemlerim var. Daha sonra burada üretim yaparken yine kullandığım malzemeler var ve bu şekilde tatlı bir kedi ve çantası var. Bunu da süs olsun diye koymuştum. Yan rafta ise akrilik boyalarım var. Burada şu an az var ama bayağı doluyor burası. Bu şekilde aslında benim tasarımlarım ve çalışma alanım. Ve şimdi size bu çantaları yaparken kullandığım paletimi göstermek istiyorum. Bugüne kadar 95 tane çanta yaptım ve paletimin hali bu şekilde. Artık kullanılmıyor. Bunu değiştirmek istiyorum ama kesinlikle saklayacağım, atmayacağım. Buram buram emek kokuyor ve çok güzel görünüyor bence ama artık kullanılmıyor tabii ki. Böyle birazcık size tasarımlarımı göstermek istemiştim. Şimdi günlük hayattaki işlerime geri dönebilirim. Bugün kargolamam gereken 3 tane siparişim var. Ve bu kargolama işlemini birlikte yaparız diye düşündüm. İlk etapta ben siparişlerimi hazırlıyorum. Bugün bu çantayı kargolayacağız ve birkaç tane takı siparişim var. Onları birlikte kargoya vereceğiz. İlk olarak her sipariş için tek tek bu şekilde kutular hazırlıyorum. Bence en zor aşamalardan biri ve beni çok sıkıyor bu kutuları yapmak ama mecbur tabii ki yapıyorum. Ve yoğun uğraştan sonra işlem tamam. Çantalar haricinde bu şekilde peri konseptli takılarım da var ve bunlar da çok seviliyor. Her çanta siparişinde bu şekilde nasıl temizlenmesi gerektiğini anlattığım yazıyla gönderiyorum ve paketlemesini yapıyorum. Daha sonra her siparişime çok tatlı stickerlar koyuyorum. Bu stickerlar gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor ve özenle yerleştiriyorum. En sevdiğim aşamalardan biri bu. Ve artık kargolarım hazır. Böylece yapmam gereken bir iş daha bitmiş oluyor. Ve bugün yapmam gereken bir çanta var. Daha önceden bu şekilde renklendirmiştim. Sizlerle beraber bu çantayı yapacağız ama boyam yok maalesef. Bu yüzden boya almamız gerekiyor. Ve bu yüzden dışarı çıkmışken her işimi halletmek istiyorum. İlk etapta kargoları teslim edeceğim. Daha sonra birlikte kırtasiyeye gideriz. Kahverengi ve beyaz akrilik boya almam gerekiyor. Birlikte boya alır, çanta yaparız diye düşünüyorum. Burada hazırlanıyorum. Kargolarımı hazırladıktan sonra evden artık çıkabilirim. Ve evden çıktım, kargoya doğru yürüyorum. Aslında her gün hem kargolama hem de sipariş oluşturma olmuyor. Ama bugün ikisi üst üste denk geldi ve yoğun bir gün olacak. Bu yüzden dışarıda hiç oyalanmadan boyayı alıp siparişi yapmak için eve dönmem gerekiyor. Kargolarımı da teslim ettikten sonra kırtasiyeye yürüyorum. Daha önce vloglarımın hiçbirinde bu kırtasiyeyi göstermemişim. Ben aslında günlük hayatımda kullanıyorum ama hiç vlog çekmemişim nedense, ben de bilmiyorum. Bir gün sizlerle birlikte buraya detaylı bir vlog çekeriz. Çünkü burada da çok fazla ürün bulunuyor ve güzel bir yer. Ben bugün sadece akrilik boya alacağım için akrilik boyaların olduğu yere doğru gidiyorum. Ve giderken burada defterleri görüyorum. Daha önce bu kadar defter çeşidi yoktu ve aşırı fazla defterler gelmiş. Bunlara bakmak istiyorum. Kırtasiye aslında çok küçük ama içinde çok fazla şey var. Böyle ahşap ürünler de var boyamak için akrilik boyayla. Bunlar da çok güzel gözüküyor. Ben akrilik boya için bu markayı kullanıyorum. Bu yüzden hem beyaz hem kahverengi de bu markayı tercih edeceğim. Çok fazla renk var, çok fazla ton var. Hangi kahverengi tonunu alacağımı bile karar veremiyorum. Ve alacağım kahverengiyi seçiyorum. Bu kestane tonu kahverengiyi alıyorum.
Bu reyonda çok fazla akrilik boya var ve çok farklı çeşitli markalar var ama ben bunları tercih ettim. Birazcık da şimdi şu gözüme çarpan defter standına bakalım. Gerçekten her markanın her türlü defteri var, boy boy. Bu kadar defter çeşidinin olması güzel. Bir dahakine eğer defter alacaksam buraya geleceğim defterim bittiğinde. Çünkü çok fazla çeşit varmış. Ve daha sonra belki bu kırtasiyede detaylı bir çekim yaparız sizlerle. Eğer kırtasiye sahibi de izin verirse çekim yaparım diye düşünüyorum. İşte bu Talens'in defterlerini hiç bulamamıştım ben hiçbir yerde. Ama burada her çeşidi varmış. Fiyatları yazmıyor bu arada. Hiçbir defterin fiyatı yok. Burada bir de şey var. Talens'in muadili. Yine aynı içerik ama muadil işte. İkisinin de fiyatı yoktu. O yüzden kıyaslayamadım. Ama ikisinin de yapı olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Ve bu küçük kare eskiz defterlerinden ben de almak istiyorum. Ama şu an elimde eskiz defteri olduğu için almayacağım. Kırtasiye bu şekilde. Dediğim gibi burada detaylı bir çekim yaparız belki. Ben şu an ödememi yapıp çıkacağım. Eve gitmeden önce dinlenmek için küçük bir kahve molası vereceğim. Ve ben eve geldim. Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. İlk etapta kullanacağım malzemeleri hazırlıyorum. Artık çantanın tasarımına geçebiliriz. İlk olarak size bazı küçük bilgiler vermek istiyorum. Eğer siz de çanta boyama yaparsanız bu bilgileri kullanırsınız diye düşünüyorum. Çantayı bu şekilde çizmeden önce ya da boyamadan önce arasına bir poşet geçirin. Herhangi bir poşet olabilir bu. Ben çöp poşeti kullanıyorum. Çantayı boyarken arka plana geçeceği için, çanta boyayı emeceği için aradaki boya alışverişini engellemiş olursunuz ve daha iyi sonuç alırsınız. Ben şu an eskiz çıkarıyorum. Bildiğiniz kağıda çıkarır gibi eskiz oluşturuyorum. Bunu yaparken kuru boya kullanıyorum. Dümdüz hiçbir özelliği olmayan bir kuru boyayı tercih ediyorum. Hangi kalemi seçtiğinizin bir önemi yok aslında. Bu şekilde kuru boyayla eskiz oluşturduktan sonra boyamaya geçiyorum. Akrilik boyayla tuval boyar gibi boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Akrilik boya ile uygulama yaptıktan sonra Eddig markasının kalemleriyle bu şekilde renklendirme ve detay ekliyorum. Bu kalemleri kullanmak zorunda değilsiniz eğer bir çanta yapacaksanız ama ben daha sağlıklı olsun, daha detaylı olsun diye bu şekilde yapıyorum ve bu kalemin her rengini kullanıyorum çanta için.
Bu kalemler yıkanınca çıkmıyor, ütülenebiliyor. Bu yüzden bunları tercih ediyorum. Ve her yüzeye yazabiliyor. Zaten markör kalem diye geçiyor bunlar. Ve siyah rengi çok işime yarıyor. Siz de gördüğünüz gibi çizimi ön plana çıkaran şey bu siyah renk oluyor. Dediğim gibi bu kalemler birazcık pahalı ve kullanmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Ama isteyen olursa ben açıklama kısmına kalemlerin linkini bırakırım. Bu kalemlerle de son dokunuşları yaptıktan sonra çizim bayağı ilerlemiş oluyor ve ışıltı ekleme aşamasına geliyorum. Işıltıyı beyaz akrilik boyayla veriyorum. En iyi sonucu bununla alıyorum. Daha böyle ışıltı kalemleri falan çok güzel olmuyor çantada. Bu yüzden böyle akrilik boyayla renklendiriyorum. Uzun uğraşlar sonucunda çantanın son hali bu şekilde oluyor. İzlerken sanki böyle çabucak yarım saat bir saatte yapılıyor gibi görünebilir ama aslında katman katman boyanın kurumasını beklediğim için çok uzun sürüyor. Hatta bakın şu an gece oldu ve çok yoruldum. 5-6 saattir uğraşıyorum bu çanta üzerinde. Bez çantaya uygulama yaparken tuvaldeki veya kağıttaki gibi bir sonuç alamıyorsunuz. Çok çok daha zor. Bu yüzden bu en iyi sonuçlardan biri. Eminim kağıda yapsaydım daha iyi olurdu tabii ki. Dediğim gibi saatlerdir bu çantanın başında olduğum için artık tipim kayıyor ve gece oluyor. Hem uykum geliyor hem de saçım başım dağılıyor. Bayağı yoruluyorum. Bu yüzden videoyu burada kapatıyorum. Bu videoda benim bir günüme dahil olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarzda içerik izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.